Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süre içerisindeki güncel duyuruları yakından takip ediyoruz. Gerekli noktalarda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'na 10.900 işçi alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu videomuzda ise nereye kaç atama gerçekleştirilecek bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım. Öncelikli olarak şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki 4D kadrolu daimi işçi statüsünde alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Toplamda 3.386 arkadaşımızın ataması gerçekleştirilecek. En az ise mezunuysanız, silahlı ya da silahsız özel güvenlik kimlik kartına sahipseniz, 40 yaşını doldurmadıysanız, ilgili illerde yaşıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. KPSS ile bir alım olmayacaktır. Kura ile alım gerçekleştirilecek. Bizler canlı olarak kurayı sizlerle paylaşmış olacağız. Instagram'dan ve YouTube'dan hesaplarımızı takip etmeniz tüm duyurulardan haberdar olmanızı sağlayacaktır. Şimdi bakalım arkadaşlar hangi ile kaç atama gerçekleştirilecek? Adana'ya 74, Adıyaman'a 41, Afyonkarahisar'a 39, Ağrı'ya 20 alım gerçekleştirilecek. Aksaray'a 16, Amasya 34, Ankara 5, Antalya'ya 100 alım yapılacaktır. Ardahan'a 8, Artvin 20, Aydın 40, Balıkesir 54, Bartın 18, Batman'a 8 alım gerçekleştirilecek, Bayburt 11, Bilecik ve Bingöl'e 15 alım gerçekleştirilecek. Diyelim ki sizler işçi alımına başvuru yaptınız. ÖSYM alanında da ilgili bölüm şartını sağlıyorsunuz. Başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir problem oluşmamaktadır. Bitlis'e 25, Bolu'ya 15, Burdur'a 14, Bursa'ya 25, Çanakkale'ye 30, Çankırı'ya 5, Çorum'a 40, Denizli'ye 34, Diyarbakır'a 42 alım gerçekleştirilmiş olacaktır. Diyelim ki süreç içerisinde herhangi bir problemle karşılaştınız. Yorumlar kısmında belirtmeniz yeterli olacaktır. Ben müsait oldukça ve gördükçe tüm soruları yanıtlamaya çalışıyorum. Düzce'ye 11 alım gerçekleştirilecek, Edirne'ye 17, Elazığ 21, Erzincan 30, Erzurum 51, Eskişehir 24, Gaziantep 130, Giresun 25, Gümüşhane 15, Hakkari 17, Hatay 110, Iğdır'a 6 alım yapılacaktır. Isparta'ya 10, İstanbul'a 400 alım yapılacaktır. İzmir'e 190, Kahramanmaraş'a 100 alım gerçekleştirilecektir. Şu konu hakkında da sizleri bilgilendirmiş olayım. Süreç oldukça uzun arkadaşlar. Bizler bu süreci elimizden geldiğince anlık olarak sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Öncelikli olarak başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz ki 25 Nisan'da kura çekilecek. Kura çekildikten sonra asil ve yedekler belirlenecek. Ardından belge teslimi gerçekleştirilecek. Bizler her aşamada sizlerle olmuş olacağız. Karabük'e 10, Karaman'a 9, Kars'a 10, Kastamonu 20, Kayseri 13, Kırıkkale 15, Kırklareli 20, Kırşehir'e 13, Kilis'e 55, Kocaeli 69, Konya 83, Kütahya'ya 50 alım yapılacaktır. Malatya'ya 60, Manisa'ya 55, Mardin'e 40, Mersin 34, Muğla 45, Muş 15, Nevşehir 14, Niğde 25, Ordu 41, Osmaniye 90, Rize 24, Sakarya 120, Samsun 65, Siirt 22, Sinop 23, Sivas 28, Şanlıurfa 125, Şırnak 20, Tekirdağ 40, Tokat 30, Trabzon 55, Tunceli 10, Uşak 17, Van 36, Yalova 25, Yozgat 20, son olarak Zonguldak'ta 35 alım gerçekleştirilecek ve toplamda 3.386 arkadaşımızın ataması yapılacaktır. Bununla da bitmeyecek arkadaşlar. Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kurumlardan da alımlar gelmeye devam edecektir. Güzel haberlerinizi bekliyor olacağım. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.